geliyor galiba. Gel bir bakalım. Kızlar kızlar ne yapıyorsunuz? Kendinize gelin bakayım. Bu ne gürültü? Yemekhaneyi boykot ediyoruz. Bundan sonra burada yemek gelmeyecek. Kesin dedim size, kesin kesin. Arkadaşlar, arkadaşlar tamam. Dün bu yemekhanede tam 58 arkadaşımız zehirlendi. Onları zamanında hastaneye yetiştiremeseydik kim bilir daha ne olacaktı. Nimet Hanım hepimizi susturmaya çalıştı. Yemekhaneden olmadığını söyledi. Ama biz neyin doğru neyin yanlış olduğunu gayet iyi biliyoruz. Bundan sonra yemekler düzelene kadar bu yemekhanede yemek yemiyoruz. Eylemimize sonuna kadar devam ediyoruz. Tebrik ederim doktor hanım. Sayende millet aç kaldı. Yemek paylarını artık cebinden verirsin. Canım sen o küçük kafanı hiç yorma. Ben onu da hallettim. Vallahi Efe kardeş, ben olsam kaçırmam o kızı. Hem güzel hem akıllı. Lan ne saçmalıyorsun sen ya? Ben evli barklı adamım oğlum. Ne işim olur öyle kokoş kızla ya 200 verdik diye. Ne? Evli misin sen? Tüh, seni kalıbına. Bırakıyorum arkadaş ben bu işi, bırakıyorum. Vallahi yazık oldu gül gibi Aslı'ya. Ne Aslı'sın lan, ne saçmalıyorsun? Kes kes, bir de kokoş dedin kıza. Tüh. Ha oğlum sen Aslı'yı söylüyorsun. Ben de Merve'yi soruyorsun zannettim ya. O bakımdan diyorum yani ben evli barklı adamın başkasıyla işim olmaz diye. Ha, iyi o zaman. Ben devam edeyim. Bir dakika bir dakika ya. Sen ne biçim konuşuyorsun Aslı hakkında bakayım öyle hem güzel hem zeki. Ne oluyor? Aslı sen ne biçim konuşuyorsun ya? O benim dünya ahiret bacım. Lan senin bacın. Bana bak geliyorlar kapat konuyu sonra. Ayıp ettin yemin ediyorum ayıp ettin. Sus sus diyor. Kolay gelsin. Sevgilim. Gelin gelin köfteye gelin. Evet kızlar yarım çeyrek nedir? Evet köfte isteyenler buraya, köfte buraya. Pardon bakar mısın? Affedersiniz. Nedir? Nedir bu? Nedir? Biraz geriye. Kolay biraz gelsin. Geriye. Ne vardı? Deniz ben dün tanışmıştık oto yıkamacıda. Hatırladım. Tolga! Baksana bir. Efendim Erdal abi. Bak bu sana dün bahsettiğim arkadaş. Ne yapması gerektiğini sen göster. Herkesin işi gücü var. Tamam abi gel benim. Şuradaki arabayı görüyor musun? Evet. Yönetmenin arabası İK. Pardon ya korkuttun mu? Yok ya önemli değil. Çeviri sınavı var 2 numaralı amfinora gelmiyor musun? Şimdi mi? Evet 10 dakika sonra. Yok sen git ben bir kantine uğrayacağım. Tamam görüşürüz. Ya siz beni buraya araba yıkamam için mi çağırdınız? Kim verdi o kovayı sana ya? Yanlışlık olmuş. Ha, öyle mi? Gel gel. Şu beyaz adamı görüyor musun gömlekli olan?
Evet. Git ona yeni yardımcı öğretmen olduğunu söyle, ilgilensin hemen. Tamam, çok sağ ol. Deniz, şu kovayı da al götür, o yıkasın arabayı. Tamam, oldu. Pardon. Bakar mısın? Merhabalar. Deniz ben, yeni yardımcı yönetmen. Merhaba. Bak şu arabayı görüyorsun değil mi? Evet. O yönetmenin arabası, onu yıkayacakmışsın. Kova da burada. Ne diyorsun sen be? Erdal Bey dedik. Erdal, oraya gelirsen var ya. Sağ ol canım ya, yordum böyle sizde. Saçmalama güzelim, olur mu öyle şey, Allah Allah. Ne zaman istersen yenge. Hep bana yenge deme. Nasıl yani? Ya en nefret ettiğim laf, yenge deme, Aslı de. Pardon Aslı yenge. Halil'in sen hemen ana gemiye canım, hadi hadi, ben toplarım buraları, hadi. Ya güzelim, ben sana bir şey söyleyeceğim. Söyle canım. Seni çok takdir ediyorum yani, ne yaparsan hep arkandayım ama... Efe'cim, hiç boşuna kendini yorma. Ya ben seni tanıyorum, ne kadar iyi niyetli bir insan olduğunu biliyorum. Ne yaparsan yap, desteklerim. Ama yani bu kızları tanıyor musun sen? Hani bugün yanındalar, alkışlıyorlar ama yarın da olacaklar mı? Ne yapayım peki? Susup oturayım mı? Bu insanlara güvenmeyeyim mi? Evet. Yani hayır. Ben sadece senin üzülmeni istemiyorum. O kadar. Canım, sen beni merak etme. Halledeceğim bunu. Tamam. Tamam. Hadi toplan. Tamam. Nimet Hanım, olay gittikçe çığırından çıkıyor. Bir şey yapmayacak mısın? Tamam, halledeceğim. Çok üstüme gelme. Sen şimdi çık işinin başına dön. Hadi. Beni çağırmışsınız. Ha, gel Merveciğim, otur. Evet. Yardımına ihtiyacım var. Öyle mi? Aslı boykotu neden başlattı biliyor musun? Biliyorum, zehirlenme olayı yüzünden. Alakası yok. Anlamadım. Kendileri ayarladı olayı. Hanımefendi çok akıllı ya, yemekhaneden zehirlendik deyip sevgilisini getirecek, anlaşmayı feshedecek, işi de o alacak. Peki benden ne istiyorsunuz anlamadım. Anlatacağım. Arkadaşlar yemek paydosu, bir saat. Pardon, ben bu arada bir yere kadar gidip gelebilir miyim? Git ama çabuk gel, bir saat sonra burada ol. Tamam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.